Zeynep, peki bu insanlar sana para teklif ettiler mi? Hayır abla, kesinlikle. Peki seni nasıl evlerinde misafir edeceklerdi? Yani kim kimi evinde misafir ediyor Zeynep, hiç düşünmedin mi? Ya o an dediğim gibi düşünemedim ama sadece yardım edecekler. Onların da kötü bir niyeti yoktu. Nasıl Hani kötü Emrah bir diyor niyeti ya, yoktu eşi Zeynep? maddeye bağlı. Eşini Zeynep! zorla tutuyorlar falan. Zeynep! Asla öyle bir Sen şey yalan yok. konuşuyorsun Zeynep! O çocuk seni alıyor Evet, götürüyor dinliyorum. Zeynep! Sen Tamam, Sımer ben de bile yalan yapamadın. Giriş konuşuyorum. Sen dürüstsün. çıkacakmışsın. Sen hiçbir şey Sımer bile yapmadın. girdiği zaman o kadını aramışsın, kayıtları istemişsin, ev adresi istemişsin Zeynep! Hayır, benim kayıtlarım var. Ben 2 aydır, 2,5 aydır sığınma evindeydim. Zeynep! Ama Sıma evinde başka bir yalan şehirdeyim. konuşuyorsun Zeynep. Sıma evinde değildin. Neresin hayatta? Sıma evi seni salak ocağına götürmez Zeynep. Sen gittiğin gün 3 gün sonra neresin Götürdüler. hastaneye gidiyorsun Zeynep. Saat 11.41 geçen gidiyorsun hastaneye Zeynep. Yalan Tamam, konuşuyorsun. işte o gün girişim olmuştu. Ben bunu zaten söylüyorum, dile getiriyorum ki. Adana'da hastane yok muydu Zeynep? Nasıl sığınma evi hastaneye götürmez ki? Yok. Adana'da hastane yok muydu? Seni alıyor Mersin'e götürüyor. 110 kilometre götürüyor Zeynep. 2,5 saat götürüyor. Ben bunu istedim. Zeynep, Ben bu böyle bir şey konuda sana yok. hesap vermek zorunda değilim ki. Ben istediğim Vermek yerde zorundasın. Sen hala benim işimsin. Vermek girebilirim zorundasın. oraya. Ben Zeynep. senin hiçbir şeyin değilim. Sen sadece resmiyette varsın. Sen hala benim karımsın Zeynep. Hala karımsın. Ben sana hesap falan vermek zorunda değilim Vereceksin Emrah. Senin Zeynep. yaptıklarını Hasan temizle benim için. vereceksin. Ben sana hesap vermeyeceğim Hasan tabii ki de. vereceksin. Her türlü hasan vereceksin. Hayır, tabii ki de. Tamam senin niyetin kaçmak değilse, şey değilse benden kaçıyordun. Niye zillet eşyalarımı götürdün? Ben götürmedim ki, ben E peki götürmedim. onlar Bana nerede dün bir şimdi? mesaj geldi Zahide abla. Hı. Onlar nerede şimdi? Bir dakika, ne mesajı Emrah, geldi sen Zeynep? ilk bağlandığında dedin ki, bak kendi kendini patlatıyorsun. İlk bağlandığında dedin ki Zeynep götürmüş babasıyla birlikte. Sonra ondan sonraki gün ben Onu... yayına bağlamadım, dedin ki Zeynep'in babası almış, kızım ortaya çıkana kadar vermeyeceğim dedin. Zaten Yani bak sen kendi kendini abla patlatıyorsun, gene ne para bilmiyorum ki yüzü sen aldın. kol Ben saati kol almadım babam, saati kol bileklik abla. Bak şimdi künye diyor ki babam Zeynep ona aldı götürmüş. diyor. Sana Sen bak söyledin. abla şunlar babası götürmüş. Tamam. Onlar babasının Ya evinden Emrah parayı kendisi götürdü. dedi babası Ne para almış. Bende yüzü. hiçbir şekilde hiçbir şey yok. Bileklik, saat, kolye. Bunlar Zeynep götürmüş. Bir de Bunlar sen nerede? şu an bunun hesabını bana yapamazsın ki. Zaten hepsi bana aitti. Nasıl Sen şu sana an hiçbir aitti şeyin Zeynep? hesabını yapamazsın ki. Nasıl sana aitti? Ben hepsini Evet, bana çalıştım. aitti. Hatta Dükümanları ailemin. da çıkartabilirim. Ben koca yanında aldığımız dükümanları da bile Tamam çıkartabilirsiniz. mı, ama bana aitti zaten. Sana ait ne Zeynep? Senin zinciret eşyaları biz düğünde harcaladık. Düğün masrafı yaptık. Düğünde harcamadın. Siz borcunuz vardı diye sattınız. Bana tekrar alacağınıza söz verdiniz ve aldınız verdiniz. Sen Yok, şu an yalan hayatta söylüyorsun. almadım. Onların hepsi bana Biz aitti. bunu kendi küçük Ki çocuklarımızın geleceğine için abla, kurduk. şunu söylemek istiyorum. Söyle. Bana ait olan ziynet eşyalarım, yani ailemin bana aldığı bir bilekli yüzüğü de kendi ailesi benden çaldı ve ben bunu söylediğimde Emrah bana şiddet uygulanmıştı. Ve Yalan onlar da bana konuşacağım. ait. Ha, benim için Dert bizim maddiyat var mı önemli değil Zeynep? ama ben Dert bizim var almadım. mı? Dert bizim var mı? Dert bizim var mı? Ben o zaman salaklık yaptım, almadım ki. Yalan konuşuyorsun bu şekilde yalan konuşuyorsun. Herhangi bir dert bizimle bana gel. Ben sana herhangi İşte bu altı sene bütün işimsin ama sana olanlar bir Emrah, fiske mi bütün konuştun Zeynep? olanlar, Sana bir fiske bütün mi konuştun? olanlar bana çektirdiğin bedeli. Hatta sana bir bedel de çektirmemişim. Yaşayacaksın Senin yani. yaşadığın Onlar hayatı da benim, kimse bana ait ve ben yaşamıyordu sana Zeynep. bunun hesabını vermek zorunda değilim. Vermek zorundasın Zeynep, Ayrıca vermek sana vermeyeceğim ki, zorundasın. onlar bana ait. Sana ait değil. Senin tek amacın oraya altınlar için çıkmaktı. Ya Ben bunu seni çok bundan iyi çiğ biliyorum. çıktın Sen buraya. hani Bana sevmek itiraf falan edin. falan. Desen Oynadın, kardeşini çok güzel gördüm. oynadın Bir iki ama avuç daha getirmeyi tutmadı. de Tutmadı. gözlerimizin. Sakin ol. Tutmadı. Emre, otur lütfen. Keşke yazdığın senaryoyu güzel oynasaydın. Ha. Şimdi bakın, Senin tek aslında amacın altınlar. Bana farkındayım. diyor Şimdi ki sen kızımı cahtasına hazırlamışsın, kızımı uçağa bindirmişsin, göndermişsin. başka Ben bir... Evet abla, sen de Sen dinliyorsun bana zaten. ne Onunla kirli ona yaşamanın bileyim. amacı Dedi ben kendisi de ailesi sadece bir alsınlar. ben elbiseleri Benim ona götüreceğim. maddiyat kesinlikle Ben de ben demişim. değilim. Ben Bağırarak şimdi eğer güvendim ki Zeynep. eğer ki ya eğer ki babam o altınları almasaydı Emrah beni aramaya çıkmayacaktı abla. Onu da sana Ben net söylüyorum. söylüyorum. Gerçekten Abla. mi? Abla yalan konuşuyor. Enteresan bir şey. Sen altınların peşindesin. Gerçekten Yok. onun Hayatta tek amacı altının şu an peşindeyim. altınlar. Bu Çünkü koku babam çıkartmak demiş peşindeyim. ki Bir dakika. Hayır, Hayatta babam altının demiş ki peşindeyim. kızımı bulmadan bunları sana Aynı anda vermeyeceğim. Dün bana konuşmayın bir bir mesaj dakika. geldi.
Zeynep söyle. Bana dün mesaj geldi. Babam demiş ki kızım ortaya çıkmadan bunları sana vermeyeceğim. Emrah da sürekli altınlardan bahsetmesinin sebebi bu. Emrah sadece altınlar için oraya çıktı ve onlar bana ait. Sizin abla, bir şey söyleyeceğim. Bir dakika Emrah, Allah aşkına. Yani Emrah'ın şeyi ben değilim. Bak Zeynep. Sen de Zeynep, sen. Emrah bir dakika, bir beni dinleyin. Ben senin çocuklarına diyordum ki senin ana hastadır. Sizin gerçek altınlarınız aslında çocuklarınız. Bakın, aile birliğinden daha önemli, daha değerli bir şey yok. İsterim ki aile birliğiniz bir olsun. Bunu anlamıyor işte, onun tek amacı var. Beraber olsun. Bence siz de anlamıyorsunuz. Ne sen onu aldat ve yalan söyle, ne Zeynep sen evi bırak git. Sen abla, annesin, sen babasın. Bak, bir şey söyleyebilir miyim? Sizin aranızdaki sorunlar... Bir dakika, bir şey söyleyebilir miyim? Hayır, hayır Emrah. Şu anda en önemli şey aile birliğini toparlayabilmek. Bunun için uğraşıyorum, bunun için savaşıyorum. Sizin için, evlatlarınız için aslında. Bu programın amacı, gayesi bu. Yeniden başlayabilmek, yeniden başlatabilmek. Ama abla, ama bir dakika, bak, bir şey, sınır diye bir şey var. Şimdi Emrah, sen de sütten çıkmış ak kaşık değilsin. Abla, şurada görüntülerim var, seni de göstereceğim. Abla bir şey söyleyebilir miyim? Zeynep, sen de çoluğu çocuğu bırakıp gitmek ne demek? Abla, sen 22 bir şey yaşında mi? Bir genç kadınsın. Nereye gidiyorsun? Başına bin bir türlü iş gelebilir. Evet. Emrah, gencecik bir kadını. Abla, bir şey söyleyebilir miyim? İstemediği şeylere zorlamak yok, ne demek? Yok, hatta zorlamamışım. Bak, zorla bir şey söyleyebilir miyim? Sahibi olmak ne demek? Abla, bir şey söyleyebilir miyim? Bak, kaç sen defa... Sen altınlar yüzünden mi buradasın? Yok, hayattayla değil. Bak, istersen... Sen neden buradasın Emrah? O yüzden sürekli buraya getiriyorlar abla. Tek tek sorularıma cevap ver, iddialara cevap ver Emrah. Sen altınlar yüzünden mi buradasın? Hayatta değil. Zeynep'i sevdiğin için mi buradasın? Sevdiği için buraya çıktım. Hala Zeynep'i seviyor musun? Seviyorum ama ben onu da seviyorum. Zeynep'i seni aldattığına inanıyor musun? Bu çocuğa... Ben seni sevmiyorum ki. Seni sevmeyen, istemeyen biri neden istiyorsun? Ben sevmek için ben sevmem hayatta. Tamam sevmek için... işte ben de buluştum. İstersen abimi de bağlanabilirsin. Senin kurtulmak istiyorum artık. Altın için. Altın, sen beş, babam, silamcıya hepsi senin altın olsun. Için yeter ki babama biraz... dedim, abime dedim ki bu altınları değil. Ece namusuma sahip çıkacağım, namusumu bulacağım. Abime bile küfür ettim, babama küfür ettim, ailemi bütün karşıma aldım. Ailelerle sorabilirsin, babalarla sorabilirsin. Hayır bak, bir şu an yalan söylüyorsun. Senin abin, hiç söylememişsin abla, sen. Abla buna hatta cevap vermek istiyorum. Hatta sen geldiğimi biliyorsun. Bir dinle bakalım ne diyecek. Söyle Zeynep. Buna cevap vermek istiyorum. Cevap ver lütfen. Yalan söylüyor çünkü abisinin bana attığı mesajlar var. Abisi de altınlar için kardeşini oraya çıkmaya zorlanmıştı. Abisi bana mesaj attı ki dedi ki sen kardeşime komplo kurmuşsun. Kardeşimin tüm maddiyatını götürmüşsün. Tamamen bu yüzdenmiş. Aslında abisi de altınlar için bunu desteklemişti. Yalan söylüyor şu an. Abisi yani çıkma falan dememiş. Peki abiyle abla, bağlayalım. Bir dakika, attığım bir şey mesajlar var abinin. Abla bir şey sorabilir miyim? Sor. Sor ama cevabını da bekle. Peki ben senin peşine düşmemişsem. Gittim. Otellerle belli. Kaydını az önce şimdi arkadaşlara atacağım. Gittim taksi ayarladım. Zeynep bir köye gitmiş. İstanbul'a oraya gittim. İki gün üst üste gittim oraya. Senin peşine kaç defa Mersin'e gelmişim hepsi belliydi Zeynep. Peki milletler de bellidir. Amacın bulmak ama farklı bir amaçla bulmak istedin. Hatta farklı bir amaçla değil. Peki sen altınlar diyorsun, sen hayır diyorsun. O zaman abiyi tekrar bağladık. Yılmaz Bey merhaba. Emrah'ın merhaba. Abisi. Zayda Hanım merhaba. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ediyorum. Yılmaz Bey, siz Zeynep'i altınları aldığı için ve altınlara ulaşmak için mi bulmak istediniz? Kendisine böyle mesajlar attınız mı? Ne gibi? Zeynep diyor ki, Emrah bana altınları alıp götürdüğüm için ki ben götürmedim babam da, bu yüzden beni bulmak istedi. Siz de Zeynep'e altınlarla ilgili mesajlar atmışsınız Zeynep'in dediğine göre. Doğru mu? Doğrudur efendim. Benim kuyumcuyu arayın, kuyumcuyu arayın. Hacı Celal'ın oğlu Taceddin Aladağ'ı arayın. Taceddin'i arayın, elini vicdanına koysun. Niçin? Abi bir niçin şey arayalım? Bir dakika Emrah. Niçin arayalım kuyumcuyu? Altınlar siz varsınız için burada. Yani altınları alıp götürdüğüne dair mi? Evet, evet, evet. Kuyumcuyu arayın, kuyumcuyu arayın. Peki, elini vicdanına koysun. Yılmaz Bey, sizin derdiniz altınlara kavuşmak mı? Yok. Zeynep'le Emrah'ı birleştirmek kesinlikle mi? Kesinlikle. Bizim derdimiz altın değil efendim. Bizim derdimiz bize bu yapılan komployu çıkartmamız istiyor. Size nasıl bir komplo yapıldı Yılmaz Bey? Bize görünen her şey, dünya altınlar görüyor. Altınlar yok abla, komplo bu işte. Koysun. Altınlar yok. Bir dakika duyamadım. Yılmaz Bey bir daha. Bankaların elini vicdanına koştun. Altın için değil efendim. Benim şerefim, ben kendi şerefim için bu işin peşine düşmüşüm. Zeynep duyuyor musun?
Siz ben şerefi ve namusu sadece kadınlar üzerinden yürütüyorsunuz. Kendine, keşke biraz da kendi kardeşine baksaydın da biraz da onun üzerinde yürütseydin. Abi, sadece kadınlar üzerinden yürütülmez şeref namusu. Alo, Zeynep için sana küfür ettim. Ne gibi? Yok tam tersi bir sürü küfür yedin. Kaç defa seninle küfür ettim, seninle kavga ettim, annemle kavga ettim, babamla kavga ettim. Emre okumasına izin verdi, ben karşı çıktım. Neden? Ben karşı çıktım çünkü ben aileyim, herkes beni tanıyor. Madem ki bu kız okuyacaktı niye evlendi? Babasının evinde okusaydı efendim. Zaten 16 yaşında almış. Abla buna cevap vermek istiyorum. Efendim, abla buna cevap vermek istiyorum lütfen. Bir dakika efendim, Zeynep cevap versin. Evet şuna cevap vermek istiyorum. Söyle Zeynep. Önce bir Yılmaz Bey'e cevap vermek istiyorum. Beni aldıklarında ben okuyordum ve orada babamın evinde söz verdi. Ben bu kızı kendi ellerimle okutacağım. Gerekirse üniversiteye gider dedi. Sonra ben evlendiğimde fikirleri değişti. Ayrıca ben sadece açık öğretim okudum. Yalan, benim sınav ücretlerim de yarısını babam ödedi. Hayır sen bak, kabul etmiştin. Baban, eğitimimi kabul etmiştin sen. Senin babanın elini vicdanına koysun. Sadece senin bir tane veya evet, iki tane sınavın vardı. Ben o sınav için hatta geldin kendi evimde nişanlıydın. Senin doğum gününü kutladım. Elini vicdanına koy Zeynep. Tamam doğrudur ben ona bir şey demiyorum ki. Ama siz Zeynep, zaten benim eğitimimi kabul etmiştiniz. Zeynep 7 yıldır bak 7 yıldır gelinimsin seninle bir çay içmemişim Zeynep. 7 yıldır neden acaba? Bir sor bakayım. Ben sorayım mı? Ben anlatayım mı siz mi anlatacaksınız? Zeynep! Ben burada anlatayım mı siz mi anlatacaksınız? Anlat Zeynep. Şubat 19. Neden benimle bir çay içmediğini anlatayım mı abla? Anlat lütfen. Anlatayım daha soruyorsa cevaplayayım. Söyle neden? Düğünde miras için kavga etmişler neymiş? Zeynep evin küçük geliniymiş. Orada oturacakmış. Her şey Zeynep'e kalıyormuş. Bitti. Beni tamamen para. Yani bunları tek derdim maddiyat abla. Sen konuşmaları zaten görüyorsun. Zeynep mal benimdir. Ben yine sana verdim. Misin? Zeynep elini vicdanına koy. Zeynep. Ya. Zeynep ben bugün bu kopulunun peşindeyim. Ben altın peşinde değilim. Benim adım Yılmaz. Herkes o zaman sözünü geçirmeyeceksiniz. Zeynep eğer ki namusunuzun peşindeyseniz altın sözünü geçirmeyeceksiniz. Zeynep Hanım bir saniye. Siz bu ailenin en kötü taraflarını ortaya çıkartıyorsunuz devamlı. Hiç iyi tarafı yok mu bu ailenin? Diyorsunuz ki para konuşuyoruz. Tabii aile içerisinde yok. Bir saniye. Aile içerisinde para da konuşulur. Bak bu çocuk sana eziyet edecek bir çocuk değil. Sen baştan beri sevmemiş olabilirsin. Bir dakika diyebilir. O bambaşka bir şey ama asıl şu. Bakın kimse biraz kimsenin bir şey vereceğim. Bir dakika Emrah. Ben diyor ben peşinden Emrah bir dakika. Kimse kimsenin eğitim hayatına karışamaz. Karışmamış herkes zaten. Karışmamışım. Kulak göndermişim. Karıştılar. Giyimeme de karıştılar. Eğitimime de karıştılar. Hayatıma da karıştılar. Her şeyime müdahale ettiler. Değil. Siz üstelik kocası da değilsiniz. Ben Yılmaz izin Bey aldım işte. Her şey için. Yılmaz Bey abla, neden Zeynep sizden izin almak zorunda okula gitmek için? Abla zaten ben izin verdim. Ben Zeynep her şey için ya, Yılmaz'dan Emrah, izin almak zorunda kalıyordum. İzin bunu Emrah çok iyi biliyor. Emrah destek de olmuş. Destek de olmuş abla. Ya Zeynep okula gönderdim Zeynep'i. Özel abla şunu söylemek istiyorum. Bak onlar sadece bağırarak bastırıyor. Şuna da açıklık getirmek istiyorum. Özel okul diye bir şey yok. Sadece özel güvenlik kursu vardı. 15 günlük de onun da sadece 5 milyar ödemesi vardı. Hatta sınav ücretini benim Mert abim ödedi. Mert bu özel abim okul ödedi diye bir şey yok. Sadece liseyi de açık öğretimden okudum ben. Mert abim evet, ödedi sınav mi? Sınav ücretini abime ödettirdim. Zeynep bir alan evet, konuşuyorsun. Sen sadece kurs ücretini ödedin. Sen benden para istedin mi? Sen var, bana 1000 lira gönder. Ben sana 1,5 gönderdim. Sen hastaneye gittin. Kaydlarını çıkarttın. Tamam. Sana raporunu tamam, çıkarttın. Hatta senin baban da dedi kızımı gönderme. Değil mi? Hacı senin kızı istiyorsan ben gönderiyorum. Kimse karışamaz. Bir abime küfür ettim. Emrah bir kere bak bu şeylerde bu videoları gördüm. Ses kayıtlarını duydum. Yani sen de bu kızı aldatmışsın. Başka kızlarla konuşmaların var. Bak orada üstüne oturdun şu anda. Hepsini sana dinlettim. Burada hatalısın ama bu kızı okumasına destek olarak, izin vererek değil, destek olarak doğru bir şey yapmışsın. Ya bir insan bir insanla evlendiğinde bunun doğusu batısı yok. Köleliğe gitmiyor. Abla zaten biz ben köle olmak için evlenmiyoruz. Abla. Biz zaten ben mutluysak daha da mutlu olmak için evleniyoruz. Abla. Madem okuyacaktı şey kızınızı niye evlendirdiniz? Ya kızlar okusun. Abla bir şey sorabilir miyim? Okusun da adam olsun da. Abla. Adamlara da bazen adamlık öğretsin. Abla bir şey sorabilir miyim? Ben Zeynep'i köle zaten olarak almamışım.
Ne dediğimi sen onu dediğini yapmıştım. Çalışmak istese izin gelmişim. Verecek miydin? Efendim? Çalışmak istese izin verecek miydin? Zaten söyledim. Gel Mersin'de, ben Mersin'de çalışıyorum. Sen evimizi oraya taşıyalım. Ocak 15'inde evime geldim. Çalıştığım yerde orada bellidir. İzle gelmişim. Özel güvenlik olarak çalışacak mıydın? Ben söyledim. Tamam. Bak bunlar güzel şeyler. Bak ben söyledim. Dedim, bak Zeynep. Bu kız. Allah bir şey sorabilir miyim? Bir dakika rica ediyorum. Söyle. Ben dedim Zeynep. Artık ben gurbette çalışıyorum. Gel ben artık çocuklar büyümüş. Ben evet sen niye 2-3 ay bu kızı bırakıp gidiyorsun? Bir dakika abla bir şey söyleyeyim. Dedim artık gurbette çalışmak istemiyorum. Gel evimizi alalım oraya götürelim. Güzel söylemişsin. Babam ferş getirdi. Dedim Zeynep ben burada ev kiralayacağım. Ev kiralayacağım. İki çocuğumu babamı al oraya gel. Dedi yok ben gelmem. Annesine de bile söylenmiş. E sen nasıl Zeynep ile yeni eve çıkacaksın? Yine aileni de götürüyorsun. Peki Zeynep bir şey sormak istiyormuş sana. Yok abla bak sana bir şey söyleyeyim. Zeynep babam ferş geçirmişti ya. Babamı deyip al buraya gel. Babamı iyileştirelim. Babam ondan sonra kendi evine dönerek benle sen burada artık burada kendimize hayat kurarız.